Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünyadan çeşit çeşit haberler. Özellikle bugün sizlere savunma sanayi ve teknoloji alanında dünyadan teknolojik gelişmeleri, bizi takip eden gelişmeler ve bizim yaptıklarımız, ürettiklerimiz neler, neler yapıyoruz, daha neler yapacağız. Tüm bu konular ve daha fazlası için buyrun videoya dostlar. İlk olarak Afganistan'la başlıyorum. Afganistan bildiğiniz üzere Amerika NATO çıkış yaptı. Afganistan'dan 20 yıllık işgalden sonra Amerika toprakları terk ediyor. Afganistan Afganistanlılarındır diyoruz. Afganistan'da çeşitli gruplar bir arada yaşamakta. Ama şu noktada Afganistan'da son günlerde, son yıllarda diyelim bir Rus etkisi ve Çin etkisi var. Bu giderek artmakta. Afganistan'da yaşayan Türk soydaşlarımız bulunmakta. Afganistan'da farklı farklı düşünceler, farklı farklı adımlar atılıyor. Şimdi Türkiye Afganistan'da Kabil Havalimanı'nı koruyacak mı yoksa Türkiye'de Afganistan'dan çıkış yapacak mı? Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Türkiye hem Afganistan'la hem Afganistan hükümetiyle hem oradaki Taliban'la diğer gruplarla hem Pakistan'la Katar'la hem Avrupa'yla hem Amerika'yla görüşmeleri sürdürüyor. Bu görüşmeler önemli. Çünkü günün sonunda Kabil Havalimanı için çok önemli. Burada yapılacak olan lojistik sevkiyatlar, askeri sevkiyatlar, o bir taraftan diplomatik sevkiyatlar. Hani Afganistan'da bulunan diplomatik misyonların sevkiyatları hep bu noktadan Kabil Havalimanı'ndan yapılacak. Burayı Türk ordusu korumalı, burada Türkiye bulunmalı diyor. Avrupa, Amerika Türkiye'de bunu istiyor ama Türkiye şartı vardı. Neydi? Türkiye diyor ki Macaristan da benim yanımda olsun. Pakistan da benim yanımda olsun. Hali hazırda Pakistan Türkiye zaten beraber. Katar o bir taraftan Pakistan burada. Bu eksende en önemli nokta. Niçin? Çünkü Pakistan birçok defa Taliban'la çok iyi ilişkiler yürüttü. Hatta Taliban'ı en çok destekleyenlerden biri Pakistan'dı. Bunu Taliban da biliyor. Taliban da Taliban sözcüleri yaptığı açıklamada Pakistan'la iyi ilişkileri gidiyoruz. Pakistan bizim komşumuz şudur budur. Ama Pakistan bize dikte veremez. Pakistan bize onların yapmak istediğini bize zorla yaptıramaz diye bir açıklaması da var. Ve bugün itibariyle Afganistan tarafından Türkiye'ye adeta tehditvari bir açıklama geldi. Ruslarla Moskov'la görüşen Taliban'dan bu açıklama hiç ama hiç şaşırtmadı. Taliban yaptığı açıklamada özetle Türkiye bir NATO üyesidir. Türkiye'de Afganistan'dan çıkmalı hiçbir şartta Afganistan'da bulunmamalı dedi. Yoksa Türkiye'yi de düşman olarak belirleyebiliriz tarzı bir açıklama yaptı. Burada Pakistan'ı bekliyoruz. Burada Pakistan'ın Taliban yöneticileriyle yapacağı görüşmeleri, kapalı kapılar ardında yapacağı görüşmelerin sonucunu bekliyoruz. Çünkü burada yolu belirleyecek olan Pakistan'dır. Bakalım Türkiye Afganistan'da kalacak mı, kalmayacak mı? Pakistan, Türkiye, Katar. Devam. Diğer taraftan İsrail Hayom gazetesi İsrail Hayom gazetesi yaptığı açıklamada Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye yaptığı ziyaretin arka planını açıkladı. Arka planının iddialarını ortaya koydu. Benim sizlere anlattığım tarzın bir benzerini de İsrail Hayom gazetesi aynen yazdı. Acaba beni mi takip ediyor? <laughs> Dün akşam bildiğiniz üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in yeni seçilen Cumhurbaşkanıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bölge konularını, bölgesel konuları ve yapılacak olan işbirliği adımlarının, farklı noktada atılacak adımları görüştüler görüştüler. Bu Mahmut Abbas'ın Türkiye'ye yaptığı ziyaretten sonra gelen görüşme dikkat çekti. İsrail Hayom gazetesi aynen şöyle yazıyor. Mahmut Abbas Türkiye'ye ziyaret yaptı. Çünkü Mahmut Abbas İsrail'deki yeni hükümet ve İsrail'in yeni cumhurbaşkanı Türkiye ile arasındaki ilişkileri güçlendirmek, aradaki pürüzleri çözmek için Türkiye'ye özel bir ziyaret yaptı dedi bu noktada gelen açıklama demek ki bir şeyler konuşuluyor, bir şeyler oluyor. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Fransız basınından ilginç bir derleme. Fransız basının yaptığı haberde Türkiye hem Akdeniz'de hem Afrika'da Fransa'nın bir numaralı düşmanı haline geldi dedi. Fransa'nın bir numaralı düşmanı Türkiye olmuş diyor Fransız basını. Ulan zaten geçmişten beri bizler, Türkler sizin bir numaralı düşmanınız. Biliyoruz bunu. Türkiye Fransa'nın bir numaralı düşmanı bir de Fransız senatosunun savunma komitesi ilginç kararlar, ilginç önerilerde bulundu. Bunun içinde Türk İHA'ları SİHA'larda bulunmakta. Peki ne dedi Fransız senatosu? Fransız Savunma Komitesi yaptığı açıklamada Fransa'nın ileride yapılacak olan, ileride olası başlayacak olan drone savaşlarına siha savaşlarına hazır olması gerektiğini ama hazır olmadığını Türklerin bu noktada dünyada en önde gelen İHA SİHA sistemlerine sahip olduğunu ve SİHA savaşlarına havada gökyüzünde drone savaşlarına hazır olduğunu söyledi. Fransız Senatosu Savunma Komitesi şöyle devam etti. Fransa çok az sayıda İHA'ya SİHA'ya sahip. Bunu bu açığı gidermek için bir an önce tedbir almalı. Bir an önce İHA SİHA sayısını arttırmalı. Ayrıca Fransızlar şöyle söylüyor 2017 yılında 400 bin olan İHA sayısı İHA SİHA sayısı bugün itibariyle 2,5 milyondan fazla hale geldi. Hani bu 2.5 milyon İHA SİHA'nın içinde küçük dronelar, küçük intihar droneları, kamikaze droneları birçok boyutta drone sistemi bu rakamın içinde bulunmakta. Türkiye Fransa'nın bir numaralı düşmanı haline geldi haberini yazıyor Fransız basını. Ve kalkıp Fransız senatosu da Türkleri örnek almalıyız. Türkler aldı başını gidiyor. Bizim İHA'mız SİHA'mız geride kaldı. Adamlar biliyorlar ki Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Afrika'da dünyanın birçok noktasında karşılarında Türkiye yapay zeka teknolojilerinde insansız hava aracı, kara aracı, deniz aracı teknolojilerinde ve diğer savunma sanayi ve genel teknolojilerde ilerlerken koşar adım giderken dünyanın yeni baş belası olan Çin. Çin'den de bu yapay zekalı, Çin'den de insansız kara, hava, deniz aracı bir fuar bu fuarda sergilenenler arkada paylaşıyorum. Çin ordusu insansız hava kara deniz araçlarını akıllaştırmaya, onları tamamen otonom hale getirmeye ve onlardan oluşan hava kara deniz ordusu inşa etmek için son sürat çalışıyor ve bu orduları inşa edecek bu orduları da insanlı sistemlerle beraber entegrasyonunu yapmaya çalışıyor. Hani hem insanlı hem insansız araçların aynı anda bir görevde, bir operasyonda, bir harekatta bulunmasını içerecek çalışmalar yürütüyor. Çin bu konuda çok hızlı ilerliyor. Ama bu Çin'in yapay zeka teknolojileri fuarında en dikkat çekici olan ise görüyorsunuz yapay olarak üretilmiş tamamen bir köpek balığına benzeyen insansız deniz aracı köpek balığı bu köpek balığının en büyük özelliklerinden biri ise şu kuyruğundaki pervanesi normal döner bir pervane değil sevgili dostlar biyonik bir pervane biyonik yani gerçek bir köpek balığının kuyruk hareketlerini taklit edebilir şekilde kuyruk sallanını yapan bir köpek balığı bunun videosu da var. İlerleyen günlerde Twitch'te sizlere videosunu izlettireceğim inşallah. Bu biyonik kuyrukla beraber yaklaşık 16 deniz mili hızında gidiyor. Ahan da bu deniz içindeki yeni tehdit. Biyonik köpek balığı. Eee acaba bu biyonik köpek balığı bizim vatozla baş edebilir mi? Yapay zeka dedik, deniz araçları dedik, insansız deniz araçları dedik. ASELSAN, ULAK rakibi yeni bir insansız deniz aracı geliştirdi. Süper. Görüntüsü korkunç, heybetli. Böyle gören gözler bir daha bakıyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan insansız deniz aracımız ULAK'ımız bir tatbikatta da başarıyla görevini yerine getirmişti. Şimdi ASELSAN ULAKA bir rakip geliştirdi. Rekabet önemli. Rekabet daha da gelişmeyi arttırır. Sefine Tersanesi ve Aselsan'ın ortak geliştirdiği bu daha büyük, daha ürkütücü görünme sahip olan ve tam otonom, yapay zekayla sürü halinde görev icra edebilecek olan yeni insansız deniz araçlarımız. Birisi oltayı artıyor denizin altında nerede? Denizaltı var. Nerede, ne var, ne yok? Üzerinde bulunan o sonar sistemleriyle denizaltının radarını, röntgenini çekiyor. Yanında bulunan silahlı su üstü harbi aracımız üzerindeki füzeleri ve torpidoları ilgili hedefe, onun bulduğu hedeflere gönderip nokta atışı imha ediyor. Of! 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 Bu iki tekne Mavi Vatan'ın yeni koruyucuları, insansız koruyucuları 40 deniz mili hızda gidebiliyor. Yani yaklaşık 60-70 kilometre sürat yapıyor. 600 deniz mili öteye kadar görev icra edebiliyor ve 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 tam 4 günlük görev süreleri var. 4 gün boyunca denizde bırak görevini tam otonom olarak yaptın. Selsa'nın geliştirdiği insansız deniz araçları denizde görev icra ederken gerçek zamanlı görüntüleri merkez karargaha aktarabiliyor. Merkez karargâhtan aldığı emirleri tam olarak yerine getirebiliyor. Ama hani öteye gitti 600 deniz mili yol aldı. Git baba git. Git baba git. Şimdi size biraz sonra bir haber yapacağım. Nereden geçtiğini göreceksiniz. Gidiyor. Bir an oluyor ki böyle merkez karargahla arada bir bağlantı bozukluğu oluyor. Hani iletişim kopuyor. E o zaman ne olacak? Bu gemiler boşa mı gidiyor? Bu gemiler görev emri almayınca hareket edemiyor mu? Yok. Yok öyle değil. Hareketin A babası ne diyor? İletişimin koptuğu durumlarda bile sabit ve hareketli hedefleri algılıyor, görüyor, belirliyor, ne olduğunu anlıyor dost, düşman. Ona göre kendisini tekrardan konumlandırabiliyor, başka yere gidip orada görevini icra ediyor ve herhangi bir tehdit algıladığında da gerekini, gereği yerde yapacaktır. Bu insansız deniz araçlarımız, Aselsan'ın ürettiği yeni SIDA'larımız genişletilebilir platformlara sahip. Yani sağında solunda farklı farklı görevde silah sistemleri ve farklı farklı teknolojileri üzerine koyabiliriz. Daha da genişletebiliriz. Şöyle heybetli bir durumu var. Mavi vatana dayı, kaba dayı değil, insansız dayı. Aselsan'dan SIDA hayırlı uğurlu olsun. Birileri sirtakilere söylesin, geliyoruz. Birileri Sirtakilere söylesin dedik. Söylemeye gerek kalmadı. Çünkü Yunanlar bizi bizden daha yakından takip ediyor. Yunan basını aynen şöyle yazdı. Türkler yeni iki deniz aracı tanıttı. Silahlı deniz aracı tarattı. Ve bu tanıttığı silahlı deniz araçları öyle bir yerden geçiyor ki bize Yunanlara mesaj veriyor. Türkler diyor Yunan basını. Allah Allah. Nereden geçiyormuş acaba? Rodos'un önünden kalkan bu gemi hani bir video paylaşıldı. Bu paylaşılan videoda bir harita var, bir radar görüntüsü var. Rodos'un önünden kalkan bu Türk sidaları geliyor geliyor geliyor. Girit'in o bir tarafından önümüzden göstere göstere geçiyor. Ö? E? <laughs> Korktunuz mu lan? Yoksa etekleriniz mi havalandı? Ne oldu? Yunan basını diyor ki Türk sidaları, Türk insansız deniz araçları kesinlikle ama kesinlikle bu önümüzden geçmesi tesadüf değildir. Türkler bize mesaj veriyor. Ooh. Ve Yunan aynen şunları söylüyor. Bu insansız deniz araçları adalara özel füzelerle donatılabilir, silah sistemleriyle donatılabilir. O zaman ne yapacağız? <laughs> Karşımızda durmayacaksın, çekileceksin, önümüzü açacaksın. Yavrumu geliyoruz geliyoruz. Öyle bir geliyoruz ki gümbür gümbür geliyoruz. Allah Allah nidalarıyla geliyoruz. O adalarımızı geri alacağız. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.